Herkese mutlu günler diliyorum. Futbol bize hoş geldiniz. Futbol bizde bugün Galatasaray'ın zorlu Avrupa Ligi mücadelesi. Marsilya deplasmanını sizlerle birlikte mercek altına alacağız sevgili dostlar. Biliyorsunuz Galatasaray Sarri'nin Lazio'sundan sonra Jorge Sampaoli'nin Marsilya'sına karşı mücadele edecek. Gerçekten Fatih Terim için de birebir challenge diyebileceğimiz teknik hocalar onun kalibresinde olan ...teknik hocalar. E, tabii ki e, bu yayında... E, ...fazla istatistiklerle ve detaylı bir yayın olmayacak... ...ama genel hatlarıyla hem Marsilya'yı tanıyacağız... ...hem de Marsilya'nın biraz daha... ...yumuşak karnına yoğunlaşacağız. E, sevgili izleyenler... E, ...eğer sorularınız... ...ya da görüşleriniz varsa... ...yayın ilk gösterim olarak premier yayınlanacak. Ben de canlı sohbette olacağım. E, ama eğer e, onları... E, ...o cevapları karşılayamazsam... ...ve yayını daha sonra izliyorsanız... E, yorumlarınıza da elimden geldiğince e, sorularınıza da cevap vermeye, karşılık vermeye e, çalışacağım diyelim. E, hemen geçelim. E, rakibimizi biraz daha yakından tanıyalım sevgili dostlar. Evet e, Galatasaray biliyorsunuz Perşembe günü Marsilya karşısında zorlu bir deplasmana çıkacak. Marsilya nasıl bir takım? E, bir kere Fransa'nın sizlerin de bildiğiniz üzere gedikli bir takımı. E, her ne kadar yani sürekli işte bir e, Fransa ligini tabii ki Paris Saint Germain'in e, gelişiyle ya da daha önce Ege Egemenya altına alamasa da e, Avrupa'da sürekli ismini duyuran ve ateşli bir taraftarı olan e, 2021'de bile gol atıldıktan sonra meşaleler yakan e, bir taraftarı var e, olan bir e, takım. Orada e, biliyorsunuz e, Covid-19 e, işte protokolleri e, gereğince e, hem hızlı test hem de aşıdan dolayı Marsilya full kapasite olacak orada. Marsilya'daki seyirciler ve bizi e, böyle e, güzel e, pandemi döneminde özlediğimiz bir atmosfer bizi bekliyor. Evet, e, Orange Vélodrome'da oynuyorlar. 67.394 kapasiteli e, bir stadyum var e, ve e, trans market de, e, transfer market değeri de transfer market de 136 milyon e, pound yani bu yaklaşık olarak 100 50 milyon euro bandında olsa gerek. Evet e, şöyle bakıyoruz 262 milyon e, euro e, bandında bir transfer market değeri var Galatasaray'ın buçuk katı. Ve e, kadroya baktığımızda da tabii kadroda ilk göze çarpan isim e, Dimitri Paye, Cengiz Ünder orada e, ve e, onun dışında da e, Gerson'ı e, işte Brezilya'dan getirdiler. 22 oyuncu geldi gerçekten de bir şok pozisyona ve Sampaoli, Jorge São Paulo ile bir bir oluşuma yeniden yapılanmaya girdiler. O yönden aslında biraz Galatasaray'a benziyor. Ve Sampaoli'de tam olarak ideal 11'ini bulmuş değil ama ne oynayacağını biliyor. Yani nasıl oynayacağını biliyor. Bunları zaten önümüzdeki dakikalarda biraz daha sizlerle birlikte mercek altına alacağız. Şöyle bir e, istiyorsanız e, biraz Muhtemel 11'lere bakalım. E, ondan sonra da daha detaylı e, teknik analize başlarız sevgili e, dostlar. E, şöyle Muhtemel 11'e bakalım. E, Marsilya'nın Muhtemel 11'i e, şu şekilde e, Tactical Pad'imizi açalım ve gösterelim. Aynı zamanda Galatasaray'ın Muhtemel 11'i de üzerinde de biraz kafa örüyoruz. Marsilya bir kere 3-3-3-1 gibi ya da bunu 3-4-3 diyebilirsiniz. Yani şöyle gördüğünüz zaman değil mi? 3-4-3 şeklinde bir kadroyla çıkıyorlar. Yeni transferleri Borussia Dortmund'dan gelen 22 yaşındaki ve defansında şu anda lideri gibi gözüken Leonardo balerdi var. 5 numara ekranda da gördüğünüz üzere. Ee, ve sağ stoper Saliba. Sol stoper genelde e, Luan Perez oynuyor. E, kalede de yeni gelen yeniden Roma'dan transferi e, Lopez var. Şimdi şöyle bir saydığımız zaman 1-2-3-4 oyuncu orada yeni transfer. E, merkez yani Saliba da Arsenal'den geldi biliyorsunuz. E, yani Birçok oyuncusu gerçekten de... E, Marsilya'da Galatasaray'daki bizde 9-10 oyuncu sayabiliyoruz bazen. Marsilya'daki bir. Sevgili dostlar yeni ve oyun tekrarına ihtiyacı var. Bundan dolayı da zaten oyun içinde belli sıkıntılar görüyorlar. Merkez orta sahası çok ilginç bir şekilde. Çünkü normalde 3-4-3 oynayan takımların sol ve sağ kanadı o dörtlünün kanat peki olur. Ama ve üçlü stoperin bir tanesi de bek özelliği olup topsuz oyuna katılır bir kanat peki böyle ileri gider ve üçlü stoperden biri topsuz oyuna katılıp şöyle iki stoper şöyle kayar genelde. Ama bunu yapmıyor. Onun yerine dört tane merkez orta saha özellikle oyuncuyla oynuyor. Bir tanesi biliyorsunuz Gerson arkadaşlar Flamengo'dan 22 buçuk milyon pound yani 25 milyon euro bandında bir transfer Marsilya e, yaptığı ve en çok para harcadığı oyuncu da 24 yaşındaki Brezilya e, merkez orta saha Gerson. Cjersyn. Kiri açabilecek oyuncuları Dimitri Paye, kanatta bazen Dieng oynuyor, e, bazen de sevgili dostlar bazı maçlarda da e, Amin Harit oynuyor e, ya da e, Luis Sanrique oynuyor yani orada. Birçok oyuncu girebiliyor. Konrad De La Fuente oynuyor. Orada birçok oyuncu olabiliyor ama Paya ve Cengiz Ünder'i aslında hep kadroda tutuyor. San Paoli bunları yaparken ve ilk 11'i merkez alırken. Bu bu şekilde duruyor. Biraz daha detaylı taktik analizi geçeceğiz. Ben Galatasaray'ın muhtemel 11'in. Galatasaray'ın 4-3-2-1 ya da 4-1-4-1 de olabilir bu ama e, sanki Halil'le bir orada Mustafa ya da Halil'le bir e, tabii ki Mbaye Cagne de olabilir. Yani e, şu şekilde de olabilir biliyorsunuz. Cagne de e, son maçta gayet diri ve formda gözüktü. E, şöyle de e, bu arada tabii biraz doğaçlama oldu kusura bakmayın ama e, elimizden geldiğince orayı da e, çizelim. E, hemen half space'imiz eksik orada. Hemen onu şuraya Space'imizi şuraya çizelim sevgili dostlar. Evet, evet bu oyun özelinde Galatasaray'ın kesinlikle Nelson Marka tandeminde olacağı. Sol kanatta Fanano, sağ kanatta Saşa Boye toplu antrenmanlara başladı ve merkezde biliyorsunuz Asun sağ zaten orada oynamayacak. Olsa bile ben bu kadar kalabalık ve koşan bir merkez dörtlüsü olan bir biliyorsunuz Marsilya'ya karşı Galatasaray'ın Asunsa, Berkan işte Berkan'da çıkacağını düşünmüyorum. Galatasaray, Taylan, Berkan, Çıkılda Morutan, Halil olacaktır. Ve Cagne orada Kerem kenarda olabilir. Ya da Halil'i öne atıp Kerem'i alırsın. Ya da Halil'den feragat edersin. Bunu da önümüzdeki dakikalarda daha detaylı konuşacağız sevgili dostlar. Evet. Burada aslında biliyorsunuz... Jorge Sampaoli... Bielsa'dan sonra e, Arjantin'in sayılı teknik direktöründen biri belki de e, yani Bielsa'dan sonra aklımıza ilk gelen isimdir. E, burada farklı şeyler deniyor e, ve e, farklı bir şekilde kanallarda kuruyor bu kanalları biraz daha taktik analizle e, sizler için detaylı olarak e, göstereceğiz. Onu da hazırladım. E, onu da sizler için e, ekrana yansıtayım sevgili dostlar. E, buradaki taktik analizi e, kapatırken bir yandan da onu da ekrana yansıtalım çünkü genelde dediğim gibi merkez orta saha da iki tane merkez orta saha çift yönlü solda ve sağda kanat bekleri sol ve sağ kanat bekleri olarak oynar ama bunu yapmıyor ne yapıyor onu hemen ekrana getirelim yaptığı ne aslında onu da e, gösterelim. Evet burada biraz karışık kuruşuk görebilir ama hepsini açıklayacağım sizler için. Bir kere e, önlem alınması çok zor bir takım. Top Marsilya'dayken gerçekten de e, gol bulma olasılığı yüksek. Neden yüksek bunu açıklayalım. Bir kere e, şurada 4 oyuncu rotasyona girebiliyor. Yani Gerson, Guille, e, Roncier ve e, Gundazi e, burada e, rotasyonlara gidebiliyor. E, Saliba Balerdi ve Luan Perez e, yani tabii ki e, bir tane sol ayaklı bir tane sağ ayaklı stoper kenarlarda. E, onlardan da e, çok daha farklı şeyler istiyor e, Jorge Sampaoli e, ne istiyor neden böyle oynuyor bunu da söyleyelim e, biraz daha detaylı. E, bir kere e, burada tek serbest rolde olan e, ve e, Dimitri Paya var. İlginç bir şekilde e, bir tek kadrolarında hedef santraforu var. O da biliyorsunuz Milik yeni transferi ve e, maalesef e, o da sakat. Yani onlar adına maalesef e, ve e, bir hedef santraforları yok. E, Arkadisius Milik Napoli'nin oyuncusuydu ve 9 milyon euroya e, bünyesine kazandırdı Marsilya. Burada çok farklı pas kanalları açılıyor. Yani şöyle baktığımız zaman e, tabii ki e, ben burada işaretlediğim e, e, işte Guye burada bazen Guye olmasa örneğin onun yerine Kamara da oynayabiliyor. Ama Cersin ve e, Gündozi her zaman formayı giyiyor. Ke Keza Paye ve Cengiz Ünder de. E, da göreceğimiz e, diye düşünüyorum. E, ve e, Galatasaray özelinde de tabii beklediğimiz gibi ya bu şekilde 4-1-4-1 çıkacak ya da 4 4-1-4-1 ya da 4-3-2-1 şeklinde çıkacak. Eğer 4-3-2-1 şeklinde çıkarsa burada ben Kerem'in dışarıda kalabileceğini düşünüyorum. Hem gerçekten de çok dinamik bir oyun hem de daha fazla opsiyon yaratabilmek için oraya ya Embaye Cagne ya da Galatasaray muhtemel 11'inde Mustafa Muhammed olabilir. Biz şu anda neye koyalım. O Mustafa Muhammed de olabilir. Sorun değil ama sanki o sistemde Mustafa Muhammed çok daha uygun gibi ee, ama tabii ki Mustafa Muhammed'in formsuzluğu da e, var. E, Alanya spor maçının özellikle ikinci yarısında iyi şeyler yaptı e, Mustafa Muhammed ama e, burada Fatih Hoca başlar mı bilemiyoruz. o Zaten en kararsız olduğum nokta Fatih Hoca'nın Santrafor'da kimle başlayacağım. Ama merkez e, üçlünün ve e, geri dörtlünün değişmeyeceğini, e, Morutan'dan vazgeçmeyeceğini de düşünüyorum. Yani şöyle bir baktığınızda 8 oyuncuyu direkt yazabiliyoruz. Evet dediğimiz gibi e, yeri gelince e, Gündoz'i hem e, arkadaşlar e, Kanada açılabiliyor hem de Jarsen sol e, öne doğru açılıyor ve genelde burada çok kırılgan oluyorlar. Kırılgan oldukları topsuz oyunda defansif olarak karşılamada sorunlar yaşayan zaten şu kadroda kanat beki kullanmayınca kenarlarda çok fazla pozisyon verebiliyor. Galatasaray için yukarıda yazdığım gibi şurada kanatlarda etkili oyun çok önemli ve önlem alınması zor bir takım ama defansları çok kırılgan. Bu ne demek? Yani Galatasaray'ın atak sonlandırması çok önemli ve oyunu hem Nelson'ın hem Marka'nın diagonal bir şekilde kanat bölgeyi açması merkezi çünkü kesinlikle kapatacaklardır. Zaten merkezi gördüğünüz üzere kapatacak birçok oyuncuları var. Merkez orta saha oyuncuları var. Keza biliyorsunuz üç stoperi de orada merkezi kapatacaktır ama sıkıntı ne? Sıkıntı şu. Sıkıntı şu eğer biz işte Marka Markayla ya da Victor Nelson'la topu şuralara, şu bölgeye yani sağ kanada ya da merkezden öte sol kanada hadi biraz da half space yani sol için bir kısmına oyuncuyla buluşturabilirsek gerçekten de lens maçını çok detaylı izlediğimde nereden baksan oraya atılan her topta sıkıntı yaşadılar ve yatay olarak sevgili dostlar 3 stoper çok açıldı. E, o yüzden Galatasaray'ın kesinlikle bu kırılgan defansın e, işte e, top karşılarken e, buradan e, skor üretmesi lazım. Galatasaray'ın gol ve goller bulması lazım. Bu maçtan galip çıkması için. Çünkü ben e, Marsilya'nın da gol atma olasılığının çok yüksek olduğunu ve e, tabii ki Dimitri Pay'a ve Cengiz Ünder'e ayrı bir e, parantez açalım. Hem Cengiz Ünder'in solunu iyi savunması lazım. Yani Cengiz genelde şu bölgeden buradan buraya içeri doğru girip uzak köşeye attığı şutlarla ya da ara paslarıyla Galatasaray'ın başına ağrıtacaktır. Dimitri Paye de Hem şut kalitesi, hem ara pas kalitesi, hem de Galatasaray kesinlikle ceza sahası önünde ya da köşelerde de, ceza sahasının köşelerinde de, kanatlarda da çok fazla gereksiz faal yapmamalı. Oradaki yapacağı her faal gerçekten de kalesinde pozisyon olarak görebilir Dimitri Paye'nin o işte şut kalitesi, orada tercih kalitesi e, ve e, topu çok fazla kaldırmadan inanılmaz bir ivme verebilmesi e, barajın üstünden. E, bu e, her konuda tabii ki Marsilya için bir artı yazar. Ama Çıkıldağ'ın örneğin Morutan attığı pas ve Galatasaray'ın attığı o golü düşünün. O tarz toplarda çok kırılgan bir takım arkadaşlar Olimpik Marsilya. Evet. Biraz da Olimpik Marsilya'nın yumuşak karnından konuştuk. Biraz da onlarla ilgili birkaç görsel var. Onları gösterelim. Şimdi Marsilya'nın top kayıplarına bakalım son maçında. Biliyorsunuz Lens'e yenildi 3-2. Top kayıplarını gördüğümüzde yüksek sayıda bir top kaybı var. Burada Bakıyoruz 51 nereden baksan 58 top kaybı yapmış eğer yanlış hesaplamıyorsam evet 58 top kaybı yapmış ve o ceza sahasının köşesinde yaptığı Saliba'nın yaptığı Saliba'nın yaptığı top kaybı gitti bir şekilde penaltı oldu ve oradan da kalesinde bir gol gördü yanlış hatırlamıyorsam penaltıyı da Papiguye yaptırdı. E, bu tabii ki muhtemel kadrolar. E, belli yönde e, şeyler e, oyuncular değişebilir. Bir başka tehlikeli oyuncuları Emin Harit de var. Onu da söyleyelim Galatasaraylı ismi geçen. Emin Harit'i de kullanıyor. Şalke'den eden e, yeni gelen oyuncu Emin Harit'i de. E, evet. E, top kayıplarından bahsettik. Önemli. Ve bakınız şu top e, bu Lens maçından bir görüntü. Yumuşak karnı dedik. Niçin yumuşak karnı? Çünkü kanada açılan bu top. Buradan hemen kafayla geriye bakınız. Şurada oyuncu bomboş. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yani top buradan şu öndeki oyuncuya geliyor. Ve onun arkasında bir oyuncu var. Stoperler gördüğünüz gibi dediğim buydu. Çok uzamak ve stoperlerden beklenti kanatları Kapaması e, çünkü bir kanat beki yok e, ve bu oyunun her ne kadar önlem alınması zor olsa da bu oyunun en büyük karnı arkadaşlar e, kanatlardan olan e, akınlara karşı çok kırılgan olması e, tabi kanatlardan gelip içeri de girebilirsin bu pozisyonun devamında e, bu top işte gördüğünüz gibi kanatlar e, gelip ceza sahasının köşesinden e, asist zondan tam böyle ceza sahasıyla. E, avut çizgisinin daha doğrusu o altı pasın o arasındaki bölgeden e, biliyorsunuz onu tactical Pet'te de hep tarıyoruz. E, yani şu bölgeden e, şu bölgeden e, bir gol yiyorlar uzak köşeye. O gelen topta önce şöyle bir kaleciye geldi kafayla geriye sekti. Ve e, kaleciden atılan iki pasta e, kalesinde görü, e, golü gördü ve lense karşıda gerçekten çok daha zor duruma düşe bilirdi. Sevgili dostlar yarın ve daha sonraki gün hem Gökhan Aktaş'la hem de Alper Hoca'yla çok daha detaylı yayınlarımız olacak. Ama genel olarak yoğun istek üzerine sizlere Marsilya'nın nasıl bir takım olduğunu özetlemek istedim. Eğer yayını beğendiyseniz beğeni bırakırsanız çok mutlu oluruz. Eğer yayını beğenmediyseniz kendimizi ne yönde geliştirebiliriz onunla ilgili de dislike atıp Geri bildirim de bildirebilirsiniz. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.